Çok kıymetli muhtarım, çok değerli kooperatif başkanım, kıymetli Karabağ köylü hemşehrilerim, yine bizimle beraber buraya kadar gelen değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de AK Parti iktidarı kesintisiz devam ediyor. Bu durumdan memnun olanlar var, memnun olmayanlar da var. Bu tabii ki doğaldır. Ancak memnun olmayanların söylediği bir söz var. Siz iki paket makarna dağıtıyorsunuz, 3-5 çuvalda kömür dağıtıyorsunuz, oyları götürüyorsunuz, iktidara geliyorsunuz. Samimiyette soruyorum, iktidarda 12 yıl boyunca kalabilmek iki paket makarnayla 3 çuval kömürle olabilecek bir iş değildir. Bunu aslında bunu söyleyenler de çok iyi biliyor. Çünkü onlar Türkiye'nin 10 sene önceki, 15 sene önceki içinde bulunduğu durumu çok çok iyi bilen insanlar. Kıymetli hemşehrilerim, bakınız bundan 10 sene önce Türkiye'de 1,5 milyar dolar memur maaşını ödeyebilmek için dönemin başbakanları Amerikan başkanlarının karşısında el pençe divan dururlardı. Amerika'dan IMF'den 24 milyar dolar borç para almak için Kemal Derveş'i Ekonomi Bakanlığı'na getirdikleri günleri unutmadı. Amerika dedi ki biz size borç para veririz ama size güvenmiyoruz. O zaman Bahçeli vardı. O zaman Mesut Yılmaz vardı, hatırlıyorsunuz. Ancak Kemal Derviş işin başına gelirse bizim parayı veririz. O günleri unutmadı. O günlerde vatandaş ne yapıyordu? Bir kutu ilaç almak için günlerce SSK hastanelerinin eczane kuyruklarında bekliyorlardı. O zaman %5.000, %10.000 faiz oranlarıyla parası olanlar her gece paralarını ikiye katlıyorlardı. Kamyonun tekerleği gibi para döndükçe dönüyordu. Parası olmayanlar da ilim ilim iniyorlardı. Eskiden 10 sene önce bırakın yolları, barajları, okulları, şunu bunu, sulama projelerini. 10 sene önce şu evimizde bazı kardeşlerimiz var. Engelli kardeşlerimiz var. Bir evde engelli kardeşimiz varsa o evin boynu bükük keserdi. Özürlü bir insanı çevreye tanıtmaktan birazcık mahcubiyet duyardı. Özürlü olduğunu saklamaya çalışırdı. Şimdi ne oldu? Evde bir özürlü varsa o eve ışık saçtı. O evin gurur kaynağı oldu, o evin gelir kaynağı oldu. 10 yıldır, 11 yıldır sürekli iktidarda kalmak kolay bir iş değil. Ancak şunları çok iyi bilmeliyiz. Bundan 11 sene önce Türkiye dünya ekonomisinde 27. sıradaydı. Bunu biz söylemiyoruz sevgili gençler. Bunu Dünya Bankası söylüyor. Her sene Dünya Bankası ülkelerin ekonomik büyüklüğüne göre sıralama yapıyor. 2002 senesinin sonunda Türkiye dünyada 27. sıradaydı. Bugün kaçın sırada biliyor musunuz? 14. sırada. 27. sıradan 14. sıraya bir ülkeyi yükseltmek öyle kolay olmadı. Peki 13. sırada kim var biliyor musunuz? İtalya var. Eğer birkaç yıl daha istikrarımız devam ederse, ekonomik büyümemiz bu şekilde giderse 3-5 sene içerisinde İtalya'ya geçeceğiz. Ve hedefimiz 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en kalkınmış ilk 10 devleti arasına girmek. Bu hedefi de inşallah hep birlikte başaracağız. Bakın kıymetli Karabağlı hemşehrilerim, biz gittiğimiz birçok yerde bunları konuşuyoruz. İsteyen dinliyor, beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. Ama ben size basit bir örnek vereceğim. Amcalarım daha iyi bilir. Askere gittik hepimiz değil mi? Askerde bizim elimize ne verdiler? G3 silah verdiler. Bu G3 silah nedir? Alman malıdır. Dünyada iki tane büyük silah var. Birisi G3 Almanların, biri de Kalaşnikov Rusların. Bak Aselsan, TÜBİTAK ortak bir çalışma yaptı. Sayın Başbakanımızın talimatıyla %100 yerli yapımı, adına da Mehmetçik dedik, bir Türk silahını ürettik. Bu silah hem G3'ten daha güzel, hem Kalaşnikov'tan daha operasyonel. Isınma problemi yok. Binlerce, on binlerce mermi sıkıyorsunuz, tetikleme yok. Dünyanın şu andaki en modern piyade tüfeği olan Mehmetçik tüfeğini Türk mühendisleri, Türk firmaları, Türk ordusu yaptı. Yaptığımız bu silahı Türk askerlerine teslim ediyoruz. İşte şimdi soruyorum. Vatanseverlik, ulusseverlik, milliyetçilik, sokaklarda bağırıp çağırmak mıdır? Yoksa kendi askerinin eline %100 Türk malı silah verebilmek midir? Bununla da kalmadı.
Almanların Leopard tankı vardır amca. Tanesi 15 trilyon. Bütün kullandığımız tanklar Alman malı bizim ordunun. Yine Türk mühendislerimiz Aselsan, TÜBİTAK önderliğinde bir proje yaptılar. Bu projeyle adına da Altay dediğimiz %100 yerli yapımı bir tank yaptı. Bu tankın üretimleri başladı, ordumuzu da kullanmaya başladı. Geçenlerde gazetede okudum, Körfez ülkelerinden birisi bu tanklardan 500 tane sipariş vermiş. Artık Türkiye kendi tankını yapan, kendi tankını kullanan, sadece bununla da kalmamış, ihraç eden bir ülke bulunduğu yerde. Adına da Altay dedik tankın adına. Altay ne demek biliyor musunuz? Bizim atalarımızın Orta Asya'dan geldikleri yerde büyük bir sıra dağlar vardır. Altay dağları. Türklerin ana vatanındaki Altay dağlarının adını işte o dağlar kadar dik, o dağlar kadar sağlam olduğunu düşündüğümüz tankın adını verdik. Bununla da kalmadık. Bak, belki ilk defa duyuyorsunuz. İsmine Atak dediğimiz Skorsky kalitesinde %100 yerli malı helikopter yapıyoruz. Şu anda deneme uçuşları devam ediyor. 3 yıl içerisinde Skorsky kalitesinde bir helikopterimizi de ordumuza teslim edeceğiz. Bilmem hatırlar mısınız? 4-5 sene önce yanlış koordinatlar yüzünden çobanları vurdu terörist sandık. 160 tane terörist sınırın içinden elini kolunu sallaya sallaya geçti. O teröristlere bir şey yapmadık. Onları da çoban sandık. Bunlar neden oldu biliyor musunuz? Kullandığımız insansız hava araçları İsrail malı araçlardı. İsrail'in bilgisayarlarından bozuk mu? Hayır başkan, biri geçti ama. Biri geçmesin o zaman buradan. Hayır. Şey mi? Almıyor mu? Bu insansız hava araçları, İHA diyoruz bunlara, İsrail malı araçlardır. Bakın kıymetli hemşehrilerim, İsrail dediğiniz devlet, Orta Doğu'nun göbeğinde dünyaya nifak saçan bir devlet. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Amerika, dünyanın en büyük devleti, maalesef İsrail'i Yahudi lobilerinin elinde büyük bir ülke. İsrail insansız hava araçlarıyla bize istediği koordinatları verdi, biz de gittik istediğimiz yanlış yerleri bombaladık. Bunları duydunuz değil mi? Ne yaptın? 4 yıl içinde Türk mühendisleri oturdu, yerli yapımı %100 Türk malı insansız hava araçları yaptı. Hiç gazetede okudunuz mu? Aselsan'da çalışan mühendisler teker teker ölmeye başladı. Gencecik mühendis kardeşlerimizi kimi trafik kazasında öldü, kimi intihar etti, kimisi zehirlendi, kimi apartmandan kendini aşağı attı. Hep bunlar 18 tane genç Türk mühendisimizi maalesef birileri katletti. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye'nin savunma sanayinde her zaman birilerine mahkum kalsın, Türk ordusu tam bağımsız bir ordu olmasın. Dertleri buydu. Şimdi soruyorum, sizlere söylüyorum. Vatanseverlik bu mudur? Yoksa ithal silah kullanmak, ithal helikopter kullanmak mıdır? Kıymetli hemşehrilerim, bu sadece basit bir örnektir. Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu ekonomik nokta dünyadaki birçok ülkeyi gıptayla baktırmaktadır. Bugün dünyanın birçok devletinde insanlar şunu söylüyor. Benim bir müvekkilim vardı. 2004 senesinde davasını aldım. Adam Almanya'da, Fransa'da yaşıyor. Bayındır köyünde. Elmalı Bayındır köyünde. Bir arazi davaları var. Bizimle tanıştı. Aldım. Davasını takip ediyoruz. Türkiye'de de biliyorsunuz davaya bir girdiniz mi? Mahkeme bitmek bilmiyor. Adamla da biz ahbap olduk. Fanatik bir Cumhuriyet Halk Partisi. Ama çok kaliteli bir adam, dürüst bir adam. Sözünüzde eli bir adam. İlk zamanlar benim AK Parti ilçe başkanı olduğumdan dolayı biraz bana böyle şey yapardı. Pek güvenmezdi. Zamanla tabii dostluklarımız arttı. Önce bana AK Parti'yi kötülerdi. AK Parti'nin yanlış olduğunu söylerdi. 2007-2008 yıllarına geldiğimizde sesi kesilmeye başladı. Konuşmaz oldu. 2010 yılından sonra, 2011'den sonra da benden daha fanatik AK Parti oldu. Ya Kadir abi dedi geçen yaz geldiğinde, seni değiştiren şey nedir? Samimi olarak anlatıyorum. Sen hakikaten çok fanatik bir Cumhuriyet Halk Partiliydin de, ne oldu da AK Parti oldu? Sen neden değiştin diye sorduğumda bana verdiği cevap şu. Ben Almanya'da, Fransa'da, Paris yakınlarında Peugeot fabrikasına yan sanayi üreten bir yedek parça fabrikasında çalışıyorum. Bizim fabrikada 2000'e yakın işçi var. Bunların da büyük çoğunluğu Fransız.
Biz Fransızlar bize karşı o kadar kötü muamelede bulunurlardı ki yemek sırasına gireriz, tam sıra bize gelir, iki tane Fransız ellerinde tabii önümüze geçerler, sıramızı alıp gider. Hadi bakalım, enteksel seslerle görelim. Türkiye'de olsa ağzını burnunu kırarız ama ne yapacaksın, ekmek parası. Adamlarda bir saygısızlık, adamlarda bir kendini beğenmişlik. Hele biz Türklere karşı, barbar Türkler, geri kalmış Türkler, yabani Türkler tarzında devamlı aşağılama, devamlı gülüşmeler, bir milli takım maçı olacak diye ödümüz kopardı. Ya 5-0 mı yendiniz, 8-0 mı yendiniz, sabaha kadar bizimle dalga geçerler, biz bu hallerde yaşayan bir insandık dedi. 2007-2008 yıllarında geldiğimizde dedi amca, bizim Fransızlar çay saatlerinde televizyon seyrediyoruz. Yavaş yavaş dediler ki, ya şu Türklerin başbakanına bir bakın. Bu adam acayip bir adam. Başbakanın özellikle Davos'taki İsrail'e karşı çıkışından sonra hep beraber oradaki Fransızların fikirlerini değiştiğini gördüm. Fransız gazeteleri, Fransız televizyonları sürekli artık Türkiye'yi öyle aşağılanmış bir ülke olmaktan ziyade eşit bir ülke gibi görmeye başlamışlar. Ne kadar karalamaya çalışsalar da Türkiye'nin itibarının yükseldiğini biz Fransa'dan daha iyi görüyorum dedi. Bir de Türkiye'ye geliyorum, Edirne sınır kapısından giriyorum, her yer bölünmüş yollar, okullar, hastaneler, Türkiye'de bir kalkınma hamlesi var. Biz bunu gözümüzle görüyoruz. E dedi ben saf mıyım kardeşim? Bu dedi Allah'ın emri değil ki dedi. Siyaset vatana hizmettir dedi. Ben yurt dışından AK Parti'nin ötekilerden çok daha iyi hizmet ettiğini sanıyorum. Kısa bir süre. Devam edin başkanım. Ben de dedi yurt dışından bunun daha iyi olduğunu rahat görebiliyorum. Bunu niye anlatıyorum? Karabük köyümüz bizim parti olarak çok zayıf olduğumuz bir köy. Bunu biliyoruz. Son 2011 genel seçimlerinde Elmalı'da %45 civarında oyumuz var. Karanlık'ta 3. partiyiz. Hiç problem değil, sağ olun. Demek ki bizim Karanlık'a karşı bir kusurumuz var ki Karanlık'taki vatandaşlarımız böyle takdir etmişler. Biz bunu böyle algılıyoruz. Bundan dolayı vatandaşımıza niye oy vermedin, niye bize bunu yaptın deme lüksümüz asla olamaz. Demek ki bizim bir hatamız, eksiğimiz var ki veya kendimizi iyi tanıtamadık ki Karanlık köyü son seçimlerde bize pek fazla yüz vermedi. O zaman ne yapmamız lazım? Biz kendimizi güzel ifade etmemiz lazım. Bundan 2 ay kadar evvel ne yaptık? Karanlık Köyü'ne geldik. Sizlerle bir toplantı yaptık. Daha da katılımlı bir toplantıydı. 10-15 kişi vardı. Sizin dertleriniz var, sıkıntınız var. Bunlarla ilgili sohbet ederek daha sonra da bu sefer de ikinci olarak seçim nedeniyle geldik. Şimdi biraz sonra diğer konuları anlatacağım. Sırası geldikçe sizin merakla beklediğiniz konuyla bahsedeceğim. Ama sırasıyla gidelim. Şimdi kıymetli hemşehrilerim, bize diyorsunuz ki veya muhalefet diyor ki bu AK Parti teşkilatı iyi Türkiye'de bu kadar iş yapılıyor ama Elmalı'da doğru dürüst iş yapmadı diyorlar. Bizi iş yapmamakla suçluyorlar. Kısmen sizler de buna inanıyorsunuz. İnanmakta belki haklısınız ama ben şimdi kısaca size bilgi vermek istiyorum. Bakınız şu Gömbe'deki Çayboğazı Barajı temeli 85 senesinde atıldı. 85 senesinden 2002 senesine kadar 17 yıl geçti. Projenin sadece %18'i yapıldı. Yani aynı hızla devam etseydi, AK Parti gelmeseydi, o Gömbe Barajı 96 senede tamamlanacaktı. 96 sene sonra şu gördüğüm mecliste bir tane adam bu işi göremeyecek. Biz geldik, bunu 3 yılda 300 trilyonun üzerinde ödenek çıkarttık ve 3 yılda bitirdik. Buna siz şahitsiniz. Sizin ovalarınız da kapalı devre sulama altına aldı. Ha sulama düzenli oluyormuş, olmuyormuş. O bizim sorunumuz değil. Biz bunu yaptık, sulama birliğine teslim. Sulama birliğinin de 8-10 yıldır bir yönetimi var. O yönetim bu işi iyi yaptı, kötü yaptı, o bizi bağlamaz. Ama biz barajı tamamladık. Devlet su işleri olarak, hükümetimiz olarak 3 yılda bunu bitirdik. Vatandaşımızın susuzluk problemini en azından bitirdik. Bakınız, Elmalı'daki okulları şöyle bir gözden geçirin geldiğimizde. Köy okulları dahil şu anda eğitim veren okullarımızın %56'sını biz yaptık son 10 yılda. Düşünün 80 yılda yapılan okulların yarıdan fazlası yenilendi ve modern okullar haline dönüştü. Biz geldiğimizde neredeyse kaloriferli okulumuz yoktu. Bugün hemen hemen kaloriferli okulumuz kalmadı. Bakın bunlar da insanlara verilen değerdir, standarttır.
Elmalı'nın büyük bir sorunu vardı. Enerji problemi. En ufak bir yağmurda çamurda elektrikler kesiliyor. Siz de şahitsiniz buna. Bunun çözümü için yollara düştük. 54 trilyon liraya ihalesini yaptırdık. Şu anda inşaatı devam ediyor. Ve Ağustos ayında da açılışını yapacağız. 54 trilyon liralık İmdirici Trafo Merkezi'ni yaptık. İnşaatı devam ediyor. Ve biz size giderken Çalpınar'dan geçtiğimiz bir yol vardı. Biz geldiğimizde çamur bir yoldu. Önce stabilizasyonu yaptırdık. 2006'da asfaltını döktürdük. 2010 yılında karayolları alına aldırdık. Şimdi ihalesini yaptık. 12 trilyon liraya devasa bir yol açılıyor. Elmalı Denizli arasını 20 dakika kısaltıyoruz. Eskiden 2 saatte, 2,5 saatte gittiğiniz Denizli'ye şu anda 1 saat 45 dakikada rahatlıkla ulaşabilecek hale geleceksiniz. İnşallah yıl sonunda da o yolu hizmete açıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Elmalı'nın merkezinde bir kültür merkezi vardı. Allah temelini atanlardan razı olsun. Kültür Bakanı Fikri Sağlar vardı SHP'den. Onun zamanında temeli atıldı. Yıl 1992. 1992'den 2005 yılına kadar 13 yıl geçti. 13 yılda sadece temelini attılar, direkler böyle bekledi. Oraya bir tane bekçi koydular. O bekçi 13 sene orada boş inşaatı beklemekten emekli oldu. 13 yılda kültür merkezinin temelini dahi bitiremediler. Bakmaz. Biz geldik 6 ayda o kültür merkezini yaptık. Şu anda da Elmalıların hizmetine sunuyoruz. 13 yılda bitiremiyorsun. Geliyoruz 6 ayda bitiriyoruz. Bakın aramızdaki fark bu. Sadece bunlarla da kalmadık. Elmalımıza çok modern ve toplumun en büyük sıkıntısı o. Şu ana kadar çözememiş olmaktan büyük sıkıntı yaşadığımız hastane problemini kökünden halledecek olan 16 trilyon liralık devasa bir hastaneyi şu anda yapıyoruz. Antalya'ya giderken de yolun sağ tarafında görüyorsunuz. Devasa binamız şu anda hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonunda açılışını yapacağız. Elmalı Devlet Hastanemizin de modern binasıyla, kadrolu doktorlarıyla beraber şu sağlık problemleri ortadan kaldırmak bize nasip olacak inşallah. Bununla da kalmadık. Bölgeler tek olan Antalya'nın batısında diş hastanesi açtık. Henüz 3 tane doktorumuz var. Henüz yeterli değil belki ama kadromuz 5'te. Protez merkezimiz başlamış. Belki şu anda yeni açıldığı için ufak tefek eksikler olabilir ama sonuçta diş hastanesi önemli bir eksiklikti. Bunu giderdik. Kıymetli hemşehrilerim, biz ihtiyaç olan kurumları açıyoruz, ihtiyaç olmayanları da kapatıyoruz. Bakın Sosyal Güvenlik Kurumu bir emeklilik maaşında ilgili sıkıntınız olsa, bir SSK probleminiz olsa Antalya'ya gidiyor diyoruz. Ne yaptık? Ömer Paşa Camii'nin oraya Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe müdürlüğünü açtık. Açtık mı? Açtık. Ama meteorolojiyle askerlik şubesine kapandı. Şimdi bunun dedikodusunu yapıyoruz. Bakın askerlik şubesi niye kapandı biliyor musunuz? Askerlik şubeleri eskiden 3 tane ana hizmet verirlerdi. Birincisi yoklama vardı hocam. Hatırlar mısınız? Askerden geldiğinde her sene giderdik, hazırla geçerdik. Ben ölmedim, sağım, askerin emrindeyim derdi. Bunu kaldırdı. Artık yoklama yok. Niye? Zaten nüfus dairesinde herkes yaşayıp yaşamadığı, kaç yaşında olduğu gözüküyor. Buna gerek kalmadı. Kaldırdı bu iş. Bir de yoklama yapmadığında 87 lira para cezası olurdu. Hatırlar mısınız? İki, askerlik durum belgesi dediğimiz, mesela genç bir kardeşimiz işe girecek, üniversite okuyan bir kardeşimiz askerlik durum belgesi alacak, askerlik şubesine giderdi. Bunu da kaldırdık. Herkes TC numarasını giriyor, askerlik durumunu zaten bilgisayar üzerinde görebiliyor. Bu da gitti. Sadece ne kaldı biliyor musunuz? Askere gidecek çocuklarımızın sevk işlemleri kaldı. Askere giden gençlerin de Elmalı'daki sayısı yılda ortalama 220 kişi. Şimdi soruyorum size. 220 tane insan askere gidecek diye orada 5 tane memur tutuyorsunuz. Her birerine 3'er milyar maaş veriyorsunuz. 2 tane başlarına komutan koyuyorsunuz. Komutanların emrine 15 tane asker veriyorsunuz. Askerler komutanların hanımlarının özel işlerini yapıyorlar. Lojmanıymış, kaloriferiymiş. Yan. Biz bunu kapatıyoruz. Bir kanun çıkardı başbakanımız. Dedi ki 500'ün altında sevk işlemi olan tüm askerlik şubeleri kapatılırdı. Bak burada Elmalı diye saymayın. Burada bilmem şurası diye saymayın. Sevk işlemi 500'ün altında olanların tamamı Türkiye'de kapatıldı. 286 tane yer kapatıldı. Bunlardan biri de Elmalı. Biz buna sevindik mi? Hayır sevindik, üzüldük. Ama asıl üzülmesi gerekenler kim biliyor musunuz?
bu ülkede yerel yönetimlerin başında olan ve bugüne kadar da bu ülkenin gelişmesi için en küçük bir şey yapmayanlardır sevgili hemşehriler. Bakın yerel yönetimin başındaki insan, belediye başkanları bir şehrin kalkınmasının temel motorudur, temel gücüdür. Bir belediye başkanının ufku, vizyonu, düşüncesi, memleketin gelişmesi için, kalkınması için proje üretmekten acizse, o sadece 3 oy nereden alırım, 5 oy nasıl alırım, bir kamyon çakıl gönderirsem kaç tane oy çeviririm hesabı yapıyorsa bir belediye başkanı, o şehrin kalkınması mümkün değildir. Bunun standardı vardır. Çakıl gidecekse, adam garipse, fakirse gönderirsin. Bu zaten belediyenin görevi. Gariban bir adam ev yapıyordur, yardımcı olursun. Adamın evi yanmıştır, yeni bir ev yapacaktır, gönderirsin, yardımcı olursun. Ama kusura bakma, adamın cebinde parası var. 300 milyon para vermekten çekinmek için takla atıyor başkanı yapıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü orada yetimin hakkı var. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Parası olan belli bir ücretle, uygun fiyatla bunu alacak. Parası olmayan da zaten belediye yardım edecek. Çakıl dağıtarak insanları kandırabileceğini düşünmek, bir kamyon çakıl vererek insanların oyunu alabileceğini düşünmek, samimiyetle söylüyorum, çok da günümüzde geçerli bir kural değildir. Çünkü oy biz de içindeyiz. İşte muhtarlarımız var, muhtarımız var. Aday var mı? Burada. Adayımız var mı? Adayım diyen çıkan var mı? Gören tanışan bundan diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Muhtarımız var, iki tane pırlantik adaylarımız var. Bunlar da çok iyi biliyorlar şimdi. Oy alman kadar zor bir şey yok. Bak yemin de söylüyorum ha. Borç alman, oy almaktan daha kolay. Ben şimdi çıksam Elmalı'da 28 bin seçmen var. Doğru mu? Bunların 15 bin tanesinden ödünç para alabilir. Hamdolsun böyle bir itibarımız var. Hatta 18 bin tanesinden, belki 20 bin tanesinden ödünç para isteyebilir. Ama oya geldiği iş en yakından bile olmaz mı? Başkanım, oy istemek, oy farklı bir şey. Zordur. Şimdi kızlara söylemeyelim. Öyle bir anlarız. Şimdi muhtemelen, oy almanın zorluğunu söylüyorum. Öyle bir kamyon çakırla, iki tane düzle, oy almak kolay olmadığını biz biliyoruz. Vatandaşımızın oyunun kutsal olduğunun farkındayız. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Kıymetli hemşehrilerim, bakınız Filike yolu. Filike'ye gider gelirdiniz, daracık yollarda. Hatırlar mısınız o yolu? O yol ne zaman yapıldı? Bizim dönemimizde. Bak Avlan Gölü eskiden kurutuldu. Bölgedeki bütün ürünlerimiz kalitesi bozulmaya başladı. Avlan Gölü'ne biz yaklaşık 10 trilyonluk yatırım yaptık. Etrafını tamamen koruma altına aldık. Yolu da gölün arkasına aldık. Kıymetli hemşehrilerim, biz geldiğimizde köy yollarıyla bugünkü köy yollarını kıyaslayalım. Yeterli mi? Değil. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi hizmetleri getireceğiz. Bakın sevgili hemşehrilerim, bir büyük şehir yasası çıkardık. Artık Karamık Köyü'nü Elmalı'nın Karamık Mahallesi haline getirdik. Bu büyük şehir yasası köyümüzün altyapı sorunlarını, köylümüzün huzurunu ve refahını daha iyi hale getirmek için çıkmıştır. Şimdi muhalefet temsilcileri buraya geldiler ve dediler ki, bu yasa çıktı ya, siz bundan sonra dünyanın kaç bucak olduğunu göreceksiniz. Ruhsat parası, harç parası, iskan parası, çevre temizlik parası derken kananız ağlayacak dediler. Bunları söylediler geldiler de. Bakın bir avukat olarak, hukukçu olarak size bir şey anlatmak istiyorum. Bu yasada çok net bir madde var. Diyor ki kanun, 5 yıl boyunca 2014 yılından 2019 yılına kadar köyden mahalleye dönüşen yerlerde, yani Karamık'ta, hiçbir surette inşaat ruhsat harcı yok, ruhsat parası yok, iskan harcı yok, iskan parası yok. Bunların şu andaki toplamı nereden baksan 2000 lira ediyor. Bunlar yok. Çevre temizlik vergisi 5 yıl boyunca yok. Su parası 5 yıl boyunca ilin genelinde uygulanan fiyatı 1/4 uygulanacak. Bugün Antalya'da su ne kadar? Tonu 1600 lira. Bunun 1/4'üne kadar 40 kuruş. Burada ne kadar su? 35 kuruş. Hemen hemen aynı. Bazı yerlerde 1 lira Elmalı'da su şu anda. Bazı köylerimizde 1,5 lira. Bazı yerlerde 80 kuruş. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, size anlatıldığı kadar tehlike... Nerede? Doğru. Bu farklı köylerde var. Tamam. Onu anlattım zaten. Dolayısıyla bunu bir standart hale getirecek, her tarafta bunu 40 kuruş olarak belirleyecek. Dolayısıyla anlatıldığı kadar böyle sizi sıkıntıya sokacak bir durum yoktur. Bakın daha da güzel bir şey olacak.
Biz göreve geldiğimizde inşallah biz bu görevi alacağız. Buna inanıyoruz. Bakmayın karanlıkta üçüncü parti olduk diye bizi şey sanmayın ha. Biz coşuyoruz. Gittiğimiz yerde muazzam bir ilgi var. Biz Elmalı'da vardığımız her köyde ciddi manada coşkuyla karşılanıyoruz. İlçe merkezinde muazzam bir desteğimiz var. Yapılan son kamuoyu yoklamalarında da %10-15 farkla açık ara birinci partiyiz. Bakın bunu biz. Bunu en azından Karabük köyünden de bir otobüs geldiniz. Geçen hafta Cuma günü kapalı spor salonundaki mahşeri kalabalığı görüyoruz. O coşkuyu görüyoruz. Bizim sadece kuru kalabalık değil, coşkulu bir rekibimiz var. Bugün ne Cumhuriyet Halk Partisi aynı çalışmayı gösterebiliyor, ne Milliyetçi Hareket Partisi aynı çalışmayı gösteriyor. Bir de bizim arkamızda iktidar var. Bizim arkamızda bu ülkede önemli işleri başaran bir başbakan var. Bir de biz aday olarak öyle ötekilere benzemiyoruz. 10 yıldır AK Parti ilçe başkanlığı yapmış, 10 yıldır şu memleketin sorunlarını bir çoğunu çok iyi bilen, tuttuğunu koparabilen, gittiğinde bir bürokratın yanında lafını anlatabilen, sözünü söyleyebilen ve Ankara'da da muhatap olabilecek bir adayımız var. Allah'a şükür bu özelliklerimiz var. Biz onlardan çok farklıyız. Biz bu koşullarda açık ara bu seçimi alacağız zaten. Ama niye anlatıyoruz? Derdimiz çok. Karabük köyündeki vatandaşlarımız da bazı şeyleri bilsinler. Yapacak olduğumuz projeleri bunlarla paylaşalım. Belki eksiklerimiz vardır, belki unuttuklarımız vardır. Onların da fikirlerini alalım diye buralardayız. Kıymetli hemşehrilerim, bakınız biz iktidara geleceğiz. 1 Nisan'da bir talimat vereceğiz inşallah. Belediyenin imar müdürlüğüne 2 ay içerisinde en az 15 tane tip proje yapacağız. 60 metrekareden tutup 200 metrekareye kadar değişik büyüklüklerde evlerin planlarını çizdireceğiz, maketlerini yaptıracağız. Karabük köyünden bir abimiz gelecek, ev yapmak istiyor. Şöyle maketleri gezecek, kendisine uygun olan evi ben şunu yapayım kendime diyecek. Hemen fen memurluğundaki çalışanlar bir dosya çıkaracak. Dosyayı ise takdim edecekler. Açacaksınız, içinde inşaat projesi imzalanmış. Çevireceksin, statik projesi mimar tarafından imzalanmış. Çevireceksin, elektrik projesi mühendis imzalamış. Çevireceksin, ruhsat hazır, fen müdürü imzalamış. Soracaksın, kaç para borcumuz? Borcumuz yok. Üstüne bile çay içeceksin. Bedavaya size bunu vereceksin. Ondan sonra geleceksiniz, o plan projeye uygun olarak inşaatınızı rahatlıkla yapacaksınız. Bundan dolayı en küçük bir endişeniz olmasın. Şu anda millet deli gibi ev yapıyor. Bu da çok saçma bir şey. Şu anda ev yapmanın da iki ay sonra yapmanın bir farkı yok. Dolayısıyla bundan dolayı da endişe edecek bir durum yok. Çevre temizlik vergisi 5 yıl boyunca ödemeyeceksiniz. 5 sene sonra ne olacak? Yılda ödediğiniz şey, çevre temizlik vergisi 3 paket Marlboro parasıdır. Yani 5 sene sonra bunu ödeyeceksiniz. Şimdi değil. Ama bunun karşılığında ne alacaksınız biliyor musunuz? Belediyenin temizlik arabaları her gün buraya gelecek, evlerinizdeki çöplerinizi temizleyecek. Belediyenin temizlik işçileri birkaç gün arayla buralara gelecek, sizin bütün sokak aralarınızdaki çölü çöpü toplayacak, süpürecek. Bununla da kalmayacağız. İnşallah şu maddi durumda sıkıntı olan belediyeyi biraz rahatlatınca büyük bir kamyon alacağız. Otomatik süpürge kamyonuyla belli aralıklarla köylerimize gönderip bütün ara sokakları böyle gürül gürül süpürtüp yıkayacağız. Dolayısıyla köylerimizi de en az Elmalı'nın mahallesi kadar temiz bir hale getireceğiz. Bir de önemli bir projemiz var. Gezici temizlik ekibi adı altında bir ekip kuruyoruz. 2 tane transit araba alacağız. Bu 2 transit arabaya 3 bayan, 2 de erkek olmak üzere 5 personeli koyacağız. 5 personeli de öbür arabaya koyacağız. Bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Karanlık köyüne gelecek. Hemen arabanın arkasından halı yıkama makinesini indirecek bayanlar. Camiyi açacaklar. Camiyi böyle gürül gürül tertemiz temizleyecekler. Kadınlar camiyi temizlerken erkekler de caminin bozulan musluğunu, camını, aynasını tamir edecekler. Oradan gelecekler. Varsa okulumuzun bir eksiği, okulumuzu temizleyecekler. Okulun lavabosunu kopmuş, kırılmış, aynasını düşmüş, kırılmış. Bunları tamir edecekler. Okulun bahçesini temizleyecekler. Okulun bahçesindeki ağaçlarımızın, çiçeklerimizin, çimlerimizin bakımını yapacaklar. Bununla da kalmayacaklar. Bir de varsa Karabük köyünde yaşlı, çoluk çocuğu uzakta olan veya çoluk çocuğu olmayan böyle insancıklar vardır. Evini temizlemekten aciz. Bunların evlerine göndereceğiz. Bu evleri de tertemiz ayda bir gidip temizleyecektir. Bunu biz niye yapıyoruz?
sosyal devlet anlayışı, sosyal belediyecilik anlayışını mutlaka tesis etmemiz lazım. Bakın kıymetli hemşehrilerim, burada size bir şey anlatmak istiyorum. Biz AK Parti teşkilatı olarak zaman zaman Elmalı'nda, köylerde özürlü vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yaşlı amcalarımızı ziyaret ediyoruz. Öyle manzaralar görüyoruz ki, inanınız insanın içi acıyor. Bir köyümüze gittik, bir adamcağız felç yatıyor. Kadısı da romatizmadan dizleri tutmaz hale gelmiş. Kadıncağız sürünerek evde hareket ediyor. Adamın zaten kıpırdayacak hali kalmamış. Bakıyorsun adamın her tarafı yara olmuş. Her tarafından iltihaplar çıkmaya başlamış. İnanın yani insanın midesi kaldırmayacak bir hali. Allah'a şükür Sağlık Bakanlığımız oraya doktor gönderiyor. Haftada bir kere hemşire gönderiyor. Evde bakım hizmetini veriyor. Devletimiz şu anda bunu yapıyor. Ama yeterli değil. Evlerin içi çör çör görülecek. Yani affedersin ayakkabıyla girmek zorunda kaldım. Çünkü ev çok yok. İşte bu tür insancıklarımıza biz çok önemli bir proje yapacağız. Elmalı'mızda yaşlı rehabilitasyon merkezi dediğimiz bir bina yapacağız. Bu binada kaloriferli odalarımızda bu tür yaşlı insanlarımızı evlerinden alıp oralarda hayatının son günlerini geçirmesini sağlayacağız. Onlara sıcak çorba vereceğiz, çay vereceğiz. Onların rahat etmesini sağlayacağız. Bunu niye yapacağız biliyor musunuz? Amca bu gezdiğimiz insanların bir ortak özelliği var. Öyle zannetmeyin bunlar çok fakir, fukara insan filan değil. Orta halli insanlarmış. Hepsinin ortak bir özelliği var. Ya çoğu çocukları yok ya da hayırlı evlatları yok. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Bak bu çok önemli. İşte bu hayırlı evlatları olmayanların biz inşallah hayırlı evlatları olmaya aday olduk. Biz sadece belediye başkanı olmayı değil, o insanların dualarını almak için yola çıkacağız. İnşallah bunu yapacağız. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, Elmalı'da Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde de bu tür insanları bakıp gözetim altına alacağız. Şimdi içinizden şunu diyebilirsiniz. Ya bize ne Elmalı'daki yaşlıların hali? Hayır. O insanların geçmişlerine baktığım zaman sizden farkı yok. Benden farkı yok. Yarınlarda bizim de o hale düşmeyeceğimizin hiç garantisi yok. O yüzden bunu yapmamız lazım. Bu baraj yapmak kadar, yol yapmak kadar, okul yapmak kadar önemli bir hizmettir. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, köylerimizle ilgili güzel bir projemiz var. Ekonomi Bakanlığımızla ve Ulaştırma Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz yaklaşık 3 trilyon liralık bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu 3 trilyon liralık projenin 1,5 trilyon lirasını devletimiz gönderecek. Ankara 1,5 trilyonunu da Elmalı Belediyesi koyacak. Ne yapacağız biliyor musunuz? 13-14 tane otobüs alacağız. Güzel, böyle tertemiz, klimalı, mis gibi otobüslerden alacağız. Köylerimizde belli aralıklarla, belli saatlerde gelip gidecek Elmalı'yla köyleri, köylerle diğer köyleri birbirine bağlayan bir toplu taşıma sistemi kuracağız. Saatte bir, 2 saatte bir gelecek bu otobüs Karanlık'tan toplayacak duraktaki bekleyenleri. Buradan geçecek Bayralı'ya, Tekke'ye dönüp Elmalı'ya insanları ulaştıracak. Bunun belli planını yapacağız ve herkese bir kart dağıtacağız. 65 yaşın üzerindeki bütün kardeşlerimizi ücretsiz olarak taşıyacağız. 65'in altındakileri de çok cüzi bir fiyatla, 3 lira gibi, öğrencilerimize 2 lira gibi çok cüzi bir fiyatla Elmalı'ya veya sadece Elmalı değil, Akçay'da bir işiniz var. Bekleyeceğiz otobüsü, akşam otobüsüne bineceksiniz. Akşama dönüp geleceksiniz. Günde belli aralıklarla, saatte bir, yarım saatte bir, 2 saatte bir neyse, bunu mutlaka tesis edeceğiz. Bunu neye yapacağız biliyor musunuz? Arabası olmayan sevgili hemşehrilerimin derdini ben çok iyi biliyorum. Arabasızlığın ne kadar zor olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çocukluğumda biz, babamla bahçeye giderken, arabamız yoktu, yürüyerek giderdik. Soğukta, yağmurda kimisi durardı, kimisi durmazdı, o acıyı ben çok iyi biliyorum. Arabası olmayan kardeşlerimizin Elmalı'ya giderken, komşunun arabasına şöyle baktıklarını ben çok iyi bilirim. O yüzden sevgili hemşehrilerim, toplu taşımayı mutlaka kuracağız. Karamık köyündeki vatandaşımızı Elmalı'ya gelip giderken 15 milyon gaz yapmaya mahkum etmeyeceğiz. Hiç gerek yok. Amcalarım 65 yaşının üzerindelerse otururken diyecekler ki hadi Mehmet, İsmail, ikindi namazını Paşa Camii'de kılalım. İneceksiniz otobüsün. Paşa Camii'nden de ineceksiniz. Namazınızı kılacaksınız. Bir bardak da çay içeceksiniz orada. Fırından da ekmeğini alıp akşam yengemin yanına geleceksin. Bunu yapacağız. Bu toplu taşımaya önem veriyoruz. Çünkü niye? Artık Elmalı'nın 49 köyünü, 2 beldesini ilçe merkeziyle bütünleştirmemiz lazım. Artık mahalleysek birbirimizle mahallesi olduysak
Bu kadar birbirimize yakın olmamız lazım. Bunu da mutlaka yapacağız. Bakın bunu sadece biz yaparız. Bu projeyi ne Milliyetçi Hareket Partisi vaat edebilir, ne Cumhuriyet Halk Partisi vaat edebilir. Niye biliyor musunuz? Bunun yarısını devlet hibe olarak gönderecek. Devletin hibe olarak göndermesi için Ankara'da sizi gözeten bir desteğiniz olması lazım. Bu destek nedir? İktidar gücüdür. Kıymetli hemşerilerim, biz belediyeye geldiğimizde çok önemli bir değişiklik yapacağız. Baştan sona zihniyet değiştireceğiz. Elmalı Belediyesi'nde şu anda ne var biliyor musunuz? Bir hizmet için gittiğinizde bana oy verdin mi, vermedin mi sorusu var. Biz bu durumu ortadan kaldıracağız. İster Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister Milliyetçi Hareket Partisi olsun, ister AK Parti olsun. Bizim için hiç fark etmiyor. İsterse İşçi Parti olsun, Türkiye Komünist Parti olsun, hiç önemli değil. İsterse BDP'li olsun, hiç önemli değil. Biz insanlara eşit hizmet sunmayı vaat ediyoruz. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bunu lafla yapmayacağız. İnteraktif belediyecilik adını verdiğimiz bir sistem geleceğiz. Nasıl çalışacak? Bir bilgisayar programı bu. İki tane de müşteri hizmetlerinde çalışan eleman alacağız. İki kardeşimize de iş imkanı sağlayacağız. Diyelim ki Karamık Köyü'nün muhtarı Osman abi içi gidiyor, çalışmak istedi. Baktı ki caminin tuvaletinin kapısı kırılmış. Hemen alacak telefonu. Başkanı aramasına, meclis üyesini aramaya, şunu bunu aramaya gerek yok. Bunu muhtar yapacak değil ha. Bunu normal vatandaş da yapabilecek. Hiç fark yok. 163'ü tuşlayacak. 163'e basacak. Alo. Ben Karamık Köyü'nden Osman Şimşek. Bizim köyün camisinin, tuvaletinin kapısı kırılmış. Buna gelip bir zahmet yapmanızı istiyorum. Hemen orada kız bilgisayara bunu kaydedecek. Kız veya erkek neyse. Müşteri hizmetlerinde duran kişi. Bunu kaydettikten sonra düğmeye bastığı anda iki yere mesaj gidecek. Bak, iki yere mesaj gidecek. Bir tanesi Osman abinin cep telefonuna gelecek. Sayın Osman Şimşek, belediyemiz yapmış olduğunuz müracaatınız 274 sıra numarasıyla kayda alınmıştır. En kısa zamanda size bilgi verilecektir. Aynı anda bir mesajla kime gidecek biliyor musunuz? Belediyenin Fen İşleri Müdürü'ne gidecek. Fen İşleri Müdürü'ne de böyle bir otomatik el terminal alacağız. Fen İşleri Müdürü okuyacak. Karabük Köyü'nden bir şikayet var. Belediye Fen Memuru'na da bir mesaj gidecek. Diyecek ki Karabük Köyü'nün camisinin tuvaletinin kapısı kırılmış. 3 saat içerisinde gidin bunu tamir edin. Belli bir standartı var bunun çünkü. Hemen Fen Müdürü talimat verecek işçilere. Bir tane yeni kapının siparişi alınacak. Gelip takılacak. Düğmeye basacak. İşi yaptık diye. Bu iş yapıldı diye düğmeye bastığı anda Osman Şimşek'in cep telefonuna yine mesaj gelecek. Sayın Osman Şimşek, 276 nolu başvurunuz belediye ekiplerimizce tamir edilmiştir. Bir başka şikayetinizi tekrar bekler, sevgi ve saygılar sunarız diyecek. Şimdi Osman abinin ne başkandan haberi olacak, ne başkanın Osman abinden haberi olacak, hiçbir şey yok. Ama iş yapılmış olacak. Peki 3 saatte yapılmadı. Oldu ya. 3 saatte yapmadılar. İşte o zaman belediye başkanının elindeki otomatik el bilgisayarına mesaj düşecek. Karamık Köyü'nden Osman Şimşek şöyle bir başvuruda bulundu. Zamanı geçmesine rağmen senin adamlar hala yapmadı diyecek. O zaman çağıracak başkan. Gel bakalım buraya. Fen İşleri Müdürü'ne hesap soracak. Sen kardeşim ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Dolayısıyla ay sonunda onların maaşlarını da primlerini de bu sisteme göre vereceğiz. Kim görevini daha düzgün zamanda yapmışsa 2 milyar maaş alıyorsa 1 milyar da ikramiye vereceğiz. Kim görevini kötü yapmışsa maaşını keserek cezalandıracağız. Ne yapacak? Bu sistem neye getirecek? Belediyede çalışanların da performansını arttıracak. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim bu en önemli olarak şunu kaldıracak. Vatandaşın belediyeye karşı rahatça ulaşabileceği bir imkan sağlayacak. Bu telefonda size hangi partiye oy verdir diye sorulmayacak. Bu telefonda size sen Cumhuriyet Halk Partisi misin? Sen filan mısın? Filana küfür mü ettin? Filana eleştirdin mi? Sorulmayacak. Sadece hizmet, sadece şikayet dile getirilecek. Dolayısıyla bu sistem Elmalı'da çok lazım. Bunu Kumluş'a başarılı uyguluyor. Örnek aldığımız bir belediyedir. Elmalı'ya bu niye lazım amca biliyor musun? Şu anda bir berber kardeşiniz ruhsat almaya gitse belediye başkanını bulmak zorunda. Ya bir berber ruhsatı ya bir imza atacak. Ver bunu zabıta müdür atsa bu imzayı. Hayır.
İlle başkan kendisi görmek istedi. Niye? Otur bakalım. Sen kimin oğlusun? Karalık'tan İsmail filan ne oluyor? Senin kaç amcan var? 3 amcan var. Kaç halan var? 2 halan var. Enişteler kim? Sayıyor. Hesap yapıyor. Ben bunu imzalarsam acaba kaç kişiyi gönüllerim? Bakıyor ağzın kafasına takılan bir şey varsa sen git diyor amcanla beraber baban gelsin benim yanıma. E babasıyla da amcasının mirasından kavgalıysan abi. 4 ay bekliyor çocuk bir tanesi. Ruhsatı imzalatamadı bak. Ayıptır bu, ayıptır. Bir berber dükkanı ruhsatı 4 ay beklemez. Bunun standardı bellidir. Evrakların tamsa yarım saat. Bak yarım saat. Yarım saat içinde o zabıta müdürü bunu imzalamazsa başkanın cep telefonuna gelir bu iş. O zaman o zabıta müdüründen hesabı sorarız. Bunu niye yapacağız biliyor musunuz? Sizi devlet dairelerinin karşısında eğilip bükülmekten kaldıracağız. Belediye başkanının karşısında el pençe divan durmaktan kaldıracağız. Atacaksın elini cebine başkanı gördüğünde rahatça yürüyeceksin. Çünkü senin başkanın bu tür şeylerde yalakalık yapmana gerek kalmayacak. Maalesef Elmalı'daki sıkıntı bu. Adam inşaatta beton dökecek. Parasıyla beton alacak ya. Parasıyla alacak. Başkanın karşısına taklatıyor. Ya bu kadar acizlik olur mu yani? Biz insanız arkadaşlar. Bizim haysiyetimiz var, bizim şerefimiz var. Biz onurlu insanlarız. Biz başkan olduysak millete egomuzu tatmin etmeye gelmeyeceğiz buraya. Hizmet etmeye geleceğiz. Bak biraz sonra anlatacağım çok önemli şeyler var. Bunları kaldıracağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Dolayısıyla Karamık köyümüz bizi desteklese de, desteklemese de canları sağ olsun bu hizmetten eşit olarak faydalanacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kıymetli hemşerilerim, şurada Allah'ın gönlünü yaptık. İnşallah 365 gün masmavi bir gölü hep beraber elde ettik. Bu sene biraz kuraklık var ama inşallah sıkıntı olmaz. Bahar yağmurlarını bekliyoruz. O Allah'ın gönlünde kaymakamlığın bir mesire alanı var biliyorsunuz. Oraya muazzam bir proje hazırlıyoruz. Yapacağımız proje şu. Müthiş bir mesire alanı tamamen yeşillendireceğiz. Çocuk parkları kuracağız. İnsanların hafta sonlarında aileleriyle beraber gidip piknik yapacaklar. Mangal yakabilecekleri bir yere ihtiyacımız var. Elmalı'da bir misafirimiz geldiği zaman ya Çakallar'a gidiyoruz ya Gömbe'ye gidiyoruz. Ama bizim Allah'ın gönlü gibi dünya güzeli bir elimizde hazinemiz var. Bu Allah'ın gönlü kenarına muhteşem bir park yapacağız. Ama bu 300 dönüm büyüklüğünde bir park. Bak bak bak. 300 dönüm büyüklüğünde bir park yapacağız. Buranın peyzajını, yeşillendirmesini yapıp onun bir kısmına da alışveriş merkezleri yapacağız. Küçük dükkanlar yapacağız. Oralarda bu bölgemizde yaşayan insanlarımız, Karamık köyündelerimiz, Yakaç, Avlan köyünde yaşayan vatandaşlarımıza iş imkanları sunacağız. Ne yapacaksınız? Ürettiğiniz domatesinizi, salatalığınızı, biberinizi, dağdan topladığınız kekiğinizi, ada çayınızı gelip orada pazarlama imkanı bulacaksınız. İçinizde hayvancılık yapanlar varsa bir kasaplık belgesi alacaksınız. Orada biz 8-10 tane kasap dükkanları açacağız. İnsanlar oraya sadece eğlenmeye gelmeyecekler. Pazartesi günleri pazara gidemeyen vatandaş çorunu çocuğunu alacak. Hem çocukları bir iki saat bir gezdireyim hem de orada alışveriş yapayım. Eksiğini gediğini alacak. Orada marketler olacak. Orada satış reyonları olacak. Elmalı'nın yöresel ürünlerini satacağız. Bunu niye yapacağız? Yol kenarı olduğu için. Ta Finike'den de Kumluca'dan da şey bekliyoruz. Pardon ben bana söylen sandım. Finike ve Kumluca'dan da buraya ziyaretçiler gelecek. Yaz aylarında Finike Kumluca kavrulurken arabalarına binip binip yüzlerce, binlerce insanın buraya geldiğini göreceksiniz. Sadece bununla da kalmayacağız. Gölün kenarına tahtadan iskeleler yayacağız. Buraya böyle çocuklarımızla deniz bisikletleri koyup küçük böyle deniz bisikletleriyle gölün içerisine böyle turlar atabilecek imkanlar yapacağız. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar ufuk meselesidir. Bunlar vizyon meselesidir. Biz bunları yapacağız. Bunun 3 milyonluk maliyeti var. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. Sayın Menderes Türel'le beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Elmalı'yı, bu bölgeyi Batı Antalya'nın en cazip dinlenebilen Safiye Merkezi haline getireceğiz. Bunları yapmak zorundayız. Biz bunları yapmazsak sevgili hemşehrilerim, bu memleketin gelişmesini asla sağlayamayız. İlerlemesini asla sağlayamayız. Bakın sevgili hemşehrilerim. Başkanım. Bu görüşme öncesini söylediğinde şunu demeyeyim, lafını keseyim, özür dilerim. Buyur, buyur abi. Karamık köyünde yaşayan vatandaşlar nasıl faydalanır? Orada dükkanını onlar açması lazım. Biri gelip de zenginim ben şurada bunu yapacağım derse olmaz. Biz 3 tane köyü burada evvelde Karamık köyünde verirler. Çöresel dedim. Karadan keki... Bir kere biz bu konuda bak, şöyle yapacağız.
biz her türlü taassup anlayışına karşıyız. Bizim özümüz şu, görevini en iyi yapan her zaman bizim gözümüzde yüksekte olacak. Adam Cumhuriyet Halk Partilidir ama işini düzgün yapar, benim buramda yeri vardır. Adam AK Partilidir, her tarafa dökülüyordur. Hiç kusura bakmasın, bizim de işi olmaz. Dolayısıyla biz görevini iyi yapanlarla yapacağız. Kasapsan iyi yapacaksın, dükkanını temiz tutacaksın. Manavsan orada dükkanını düzgün tutacaksın. Ama biz öncelik tanıyacağımız 3 köy vardır ama. 3 köydeki vatandaşlarımıza öncelik tanıyacağız. Tabii, bunlardan birisi Karamu Köyü, birisi Yakaçıklı Köyü, birisi de Avlan Köyü. Çünkü diyen bu Avlan Gölü'nün kenarında 3 tane köyümüz var da ondan. Evet. Sınırlar olarak 3 köyümüz var. Onu demek istedim. Ama biz vereceğiz abime. Abim beceremezse, başkasına verirse biz onu tabii bilemeyiz. Bir önceliğimiz mutlaka bu köylerimize olacak. Yalnız burası öyle basit bir şey olmayacak. Bakın iddia ediyorum size. Hafta sonları en az 5000 kişinin geleceği bir mesire alanı olacak. Abartmak var. Çok muazzam bir nüfus olacak. Sanki panayır varmış gibi, sanki muazzam bir alışveriş merkeziymiş gibi çalışmaya başlayacak. Basit bir şey değil. Buradan biz yaklaşık yaz aylarında 200 kişiye istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. 200 tane bu bölgenin insanına iş ve aş sunmayı planlıyoruz. Ciddi bir proje. Bakın sevgili hemşehrilerim, sabırla beklediğiniz bir konu var. Ne olacak bizim halimiz diyorsunuz. Biz bir kooperatif kurduk. Başlangıçta da güzeldi her şey. Çok güzel gidiyordu. Ne olduysa son 3-5 yıldır işimiz ters gitmeye başladı. Acaba biz hacizlerle de karşı karşıya kalacağız. Evlerimiz, ocaklarımıza haciz mi düşecek diye endişe içindesiniz. Bundan 2 ay evvel geldiğimizde bu konuyu konuştuk, tartıştık. Önümüzdeki en büyük tehlike neydi? Dosyanın haciz yoluyla icraya verilmesiydi. Çünkü her an dosya yaklaşık 800 milyar, 1 trilyonluk bir borç var. Faiziyle beraber 1,5 trilyonu buluyor. Bu paranın icraya verilmezse dönüşü yok. İcraya gittiyse yandı. Kurtuluşumuz yoktu. Ormanın söylediği buydu. Hemen o olaydan 10 gün veya 15 gün sonra kıymetli muhtarımla ve özellikle değerli kooperatif başkanımız Hüseyin abimle Ankara'ya gittik beraber. Duymuşsunuzdur. Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'nde Orkoy daire başkanımızla bir görüşmemiz oldu. Daha sonra da milletvekillerimizle bir görüşmemiz oldu. Biz geldikten 4 veya 5 gün sonra, tam yanlış olmasın, belki de bir hafta sonra yazı geldi arkasına. Karanlık köyünün işlemleri Ağustos ayına kadar durdurulmuştur. Bizim zaten istediğimiz buydu. Niye Ağustos ayı? Sezondan 1-2 ay önce biz bu soğutma deposunu faaliyete geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz? Bak ben size formülünü de söyleyeyim. Bir kere hacizden kurtulduk. Öncelikle bu hayır olsun. Bir kere korkmaya gerek yok. Hacizden kurtulduğumuz. Ne zamana kadar? Ağustos ayına kadar. Ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Şu anda biz 2 ay yoğunuz. Seçimler var önümüzde. Benim size samimiyetli bir sözüm var. O gün de söyledim. Bugün de buradan tekrar ediyorum. Kooperatif başkanımızla Elmalı Belediye Başkanı olarak bir protokol yapacağız. Hemen Nisan ayında veya Mayıs ayında. Hiç uzatmadan bu işi. Bir protokol yapacağız. Kooperatif mülkiyetinde olan bu soğuk hava tesislerinin bakım ve onarımını belediye olarak biz üstleneceğiz. 60-70 bin liralık masrafı yapacağız ve çalışır bir vaziyette kooperatifimizi bunu buyur kardeşim diyeceğiz. Ondan sonra da Orman Genel Müdürlüğü bırakın abi suyu, hiç dağıtmayın suyu, sonra. Suyu son etsin. Orman Genel Müdürlüğümüz zaten diyor ki bize, başkanım çok iyi biliyor konuyu, siz bu kooperatifi faaliyet hale getirdiğiniz anda, faal hale getirdiğiniz anda, yani soğuk hava deposunu açtığınız anda biz bu borcu faizsiz, faizlerle silerek 7-8 yıl vadeyle öteleme şansımız var. Tek şartım diyor, soğuk hava deposunu çalışıyor olarak görmek istiyorum diyor. Sizin derdinizde 70-80 milyar parayı bulamıyorsunuz. Soğuk hava deposunu çalıştıramıyorsunuz. Dolayısıyla biz Elmalı Belediyesi olarak bu desteği vereceğiz. Kooperatifimizle beraber bir protokol yapacağız. Bunu belediye olarak biz tamir edeceğiz. Ondan sonra da Orköy'e gideceğiz. Tabii belediye olarak tamir etmek yetmiyor. Bir de Orman Genel Müdürlüğü'ne bir daha gideceğiz ondan sonra. Oturacağız Genel Müdürlüğü'nün yanına. Kardeşim bak biz bunları yaptık. Şimdi bizim şeyimizi uzatma zamanımız diyeceğiz. Ve inşallah bu dertten de sizi biz kurtaracağız. Bu konuda samimiyiz. Bu konuda dürüstüz. Sizin oylarınızı almak için de asla hırsızlık yapmayız. Az çok beni tanıyanlarımız bu köyde bilirler. Bizde asla yalan yoktur, yanlış yoktur. Karanlık köyünün derdi bizim derdimizdir. Biz bu derdi
İnşallah seçimden sonra rahatlıkla çözeceğiz. Ben buna inanıyorum. Bu konuda da sizden destek bekliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, inşallah bu soğuk hava depomuzun da eski günlerde olduğu gibi çalışır hale geldiğini, kar eder hale geldiğini göreceğiz. Bu memlekette, şu köyümüzde ciddi manada başı dertte olan kardeşlerimizi de beraber kurtarmış olacağız. Bunların hiç endişeniz olmasın. Arazi yollarınızın bozuk olduğunu biliyoruz. Kısmen yaptırdıklarımız var ama ciddi bir eksikliğimiz var burada. Arazi yollarımızda inşallah, bakın bir vaadimiz var. Elmalı Belediyesi olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yıl içerisinde Elmalı'nın tüm arazi yollarını stabilize edeceğiz. Bugün güzel bir haber aldım. Menderes Pirel Başkanımız diyor ki, arazi yollarını asfaltlayacağım. Bugün stabilize yaptırmak için uğraştığınız arazi yollarımızı biz önce stabilize yapacağız. Arkasından da bu 5 yıllık dönem içerisinde yavaş yavaş bunların asfaltlandığını görmeye başlayacaksınız. Elmalı'ya ayrılan asfalt programında söylüyorum, 5 yılda 800 kilometre. Muazzam bir 800 kilometre asfaltla biz Elmalı'da bahçe yollarını dahi asfaltlarız. 800 kilometre asfalt. Bakın. Muazzam bir bütçe şu anda hazırlanıyor Antalya'da. Dolayısıyla arazi yollarımızı bir yıl içinde stabilize yapacağız. Sonraki yıllarda da yavaş yavaş önemli olan yerlerden başlamak şartıyla asfaltlamaya da başlayacağız. Bu konuda da hiç endişeniz olmasın. Muhtarım, arazi yolları konusunda inşallah sonsuza kadar bu milletin derdini çözeceğiz. Bakın sevgili köylüler, ben ilk 2003 senesinde ilçe başkanı oldum. Muhtarlarımızı topladık. O zaman Karabuğ muhtarı kimdi ya? 2003 muhtarı kimdi burada senden önceki? Bayram abi. Sen de ne abi ya? Doğru bak. Hatırlar mısınız? AK Parti binasında bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızla. Orada muhtarlarımızın bizden bir tek isteği var. Başkanım diyorlar. Bizim en acil isteğimiz arazi yollarımız çok berbat. Kırak göllerin izleri o kadar derinleşti ki Robert dahi gitmiyor. Bir grader bulun bize. Grader'ın da mazotunu biz koyalım ha. Biz kendimiz katarız köylü olarak. Şöyle bir bıçağıyla geçiversin grader diyorlar. 2003 senesinde çakıllamayı inanın talep dahi etmiyor vatandaşımız bizden. Biz şu anda bu yolların tamamını bir yılda çakıllamayı vaat ediyoruz. 5 yıl içinde de birçoğunu asfaltlamayı vaat ediyoruz. Bakın Türkiye'nin geldiği yeri en basit örneğidir bu sevgili hemşehriler. Bir önemli projemiz Karabuk köyümüze. Biz bütün köylerimize bunu yapıyoruz. Yapacağız. Elmalı'nın bütün köylerine kültür merkezi adı altında bir sosyal tesis yapacağız. Bunun içerisinde düğünlerinizi yapacağınız, mevlütlerinizi okutacağınız, önünde de çocuklarımızın oyun kartları olan, çocukların oynayabileceği, sizlerin de çay kahve içip rahatlıkla oturup sohbet edebileceğiniz bir kültür merkezini biz inşa edeceğiz. Burada sadece düğün, cenaze, mevlütle uğraşmayacağız. Buraya dönünce kesiliyor. Hocalarımızı bu köye kadar getireceğiz. Akdeniz Üniversitesi'nin profesörlerini, din adamlarını, ilim adamlarını zaman zaman Karamağa kadar getireceğiz. Tanınmış gazetecileri, televizyonda gördüğünüz bazı adamları zaman zaman Karamık Köyü'ne kadar getireceğiz, sizlere konferans yaptıracağız. Çünkü niye? Karamık'ta yaşayan vatandaşın da Antalya'daki vatandaş kadar, Elmalı'daki insan kadar kültürel faaliyetlere ihtiyacı var. Zaman zaman çocuk tiyatroları getireceğiz, çocuklarımızı eğlendireceğiz. Zaman zaman müzik konserleri yapıp vatandaşlarımızı dinlendireceğiz, eğlendireceğiz. Biz bunlara bakın kültürel faaliyetler açısından çok ciddi, çok çalışan bir belediye olma noktasında kararlıyız. Kültür merkezlerimizi de Karabük köyümüze de bundan bir tane mutlaka yapacağız. Güzel de bir yerimiz var zaten. İnşallah. Evet. Kıymetli hemşehrilerim, Elmalı'mıza bir diğer projemiz. Büyük bir et entegre tesisleriyle hayvan pazarı projemiz var. Çünkü Elmalı şu anda Antalya'nın hayvancılıkta Korkuteli'nden sonra ikinci ilçesi. Çok büyük bir potansiyelimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı et tüketmeyi düşündüğü bir projesi var. Biz bu büyük şehrimize eti entegre tesislerimizle temin eden ilçe olmalıyız. Bunun hedefindeyiz. Ve burada büyük modern mezbahanelerle vatandaşımızın hayvanlarını değerinden alacağız. Cenevre, tacirlere sizi maskara etmememiz lazım. O yüzden bu et entegre tesislerinde inşallah faaliyete geçireceğiz. Burada da yaklaşık olarak 100 civarında kardeşimize istihdam sağlayacağız. Bu da işsizliği önleyecek önemli projelerden birisi. Kıymetli hemşehrilerim, Elmalı'nın güreş sahasının hemen karşısında bir depolar vardı.
gübre depoları vardı bilirsiniz. Orayı göreve gelir gelmez Maliye Bakanlığı'ndan tahsisini isteyeceğiz. Hemen restore edeceğiz. Belediye olarak 1 lira harcamadan değişik ileri gelenlere bunu yaptıracağız. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Denizli'de, İzmir'deki tekstil firmalarıyla görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. İnşallah Elmalı'ya 300 tane vatandaşımızın çalışacağı bir tekstil atölyesini kuracağız. Çünkü bizim derdimiz işsizliği azaltmak, işsizliği aşağı indirmek. Elmalı'nın dağlarında mermerciler var. Dağlarımızı talan ediyorlar. Biz de bundan dolayı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yollarımızı bozuyorlar. Korkut elden Elmalı'ya gelirken mermer kamyonları yolu neredeyse kapatıyorlar. Bu mermercilerle bir toplantı yaptık. Mermerciler bizden bir şey istemişti 4 sene önce. Biz bu mermerleri Elmalı'da işleriz. İşleme atölyeleri kurarız ama siz önce bu Elmalı'nın enerji sorununu bir halledin demişlerdi. Biraz önce bahsettiğim 54 trilyonluk trafo merkezinin asıl yapılmasının gayelerinden birisi budur. Çünkü biz Elmalı'nın mermercileri burada fabrika kurmaya zorlayacağız. Bunlar burada fabrika kurarlarsa en az 1000 tane kardeşimize iş sahası açarız. 1000 tane kardeşimize iş demek, 4000 tane vatandaşımızın yüzünü güldürmek demektir. O yüzden bu enerji nakil haklarını bundan yeniliyoruz. Hem elektriksizliği önleyeceğiz, hem de ileride kuracağımız fabrikaların, kurduracağımız fabrikaların enerji problemlerini ortadan kaldıracağız. Yine gıda sektöründe tarıma dayalı fabrikalarla görüşmeler yapıyoruz. Tat Konserve, Tukaş, Pamek, Dardanel gibi firmaların yetkilileriyle görüşeceğiz. Elmalımızda bu kadar muazzam tarım potansiyeli var, bu kadar muazzam üretebileceğimiz insanımız var ama sözleşmeli üretim yaptığımız bir tane tesisimiz yok. Bak getireceğiz, bunu Çukurova'da yapıyorlar, Manisa'da yapıyorlar, Bursa'nın Yenişehir'inde yapıyorlar. Niye Elmalı'da yapılmasın? Bunu yapmak için bu işe baş koymuş bir belediye başkanı lazım. Bu işi gönülden isteyen bir belediye başkanı lazım. Biz boşuna demiyoruz, çakılla, kumla uğraşmayacağız. Biz gideceğiz İstanbul'a, İzmir'e, Kocaeli'ye, Gaziantep'e bu tür firmaların yetkilileriyle görüşüp Elmalı'mıza bunları getirip çiftçimizle sözleşmeli üretim yaptıracağız. Çiftçiye fideyi verecek, ziraat mühendisini gönderecek, bakımını kontrol altında tutacak, işin sonunda da bunu alım garantisi verecek. Bakınız, şu anda bir dönüm tarladan kuru mahsul ekseniz, her gün başında nöbet tutsanız kazanacağınız para 500 liraya geçmez. Bir dönümle. Ama aynı tarlada sözleşmeli ürünle bir domates yapsanız veya benzer gıda firmalarının istediği ürünleri yapmış olsanız, bunu yapanlarla konuştuğum için söylüyorum. En kötü yılda 3000 lira, bazı yıllarda da dönüm başında 5000 lira para kazanma şansınız var. Bakın sevgili hemşehrilerim, işte bunları yapacak olan belediye başkanıdır. Belediye başkanı kendisi fabrika kurmaz. Elmalı Belediyesi olarak gelip de bir fabrika açamayız. Bunu yapma şansımız yok. Ama ne yaparız? Fabrika sahiplerini buraya getirip davet edeceğiz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gireceğiz, bu adamları toplayacağız. Açacağız bilgisayarımızı. Elmalı'nın tarım potansiyelini anlatacağız. Elmalı'nın sulama potansiyelini anlatacağız. Elmalı'da üretilen ürünlerin kalitesini göstereceğiz. Fuarlara katılacağız. İşte bu insanları buraya davet edeceğiz. Gerekirse kendi cebimizden, gerekirse belediyenin parasıyla uçak biletlerini alacağız. Bu adamları Antalya Havaalanı'ndan alıp buraya kadar getireceğiz. Yedirip içireceğiz. Bunlardan korkmayacağız. Niye? Onlardan bir tanesini kandırıp da buraya fabrika kurdurabilirsek benim 10.000 tane çiftçim bu işten fayda verir. Bizim derdimiz bu sevgili hemşehrilerim. Bizim derdimiz sizin yüzünüzün daha çok gülmesi. Bizim derdimiz bu memleketin daha çok kalkınması. İnşallah hep beraber bunu da başaracağız. Bakın, çok daha büyük bir projemiz var. Elmalı'yı bulduk. Elmalı'da muazzam bir turizm potansiyeli. Elmalı'nın ciddi anlamda kültür ve tarih turizmi, inanç turizmine ve doğa turizmi noktasında ciddi bir potansiyeli var. Bugün Antalya'da toplantıdaydı. İnanın kendim anlatırken, bunun sunumunu yaparken kendi kendime heyecanlandım. Bizi dinleyenlerin tamamının, orada dinleyenlerin hepsinin gözleri fal taşı başlamıştı. Hakikaten Elmalı'nın öyle büyük potansiyeli var ki bunu biz bilmiyoruz. Biz bunun farkında değiliz. Elmalı'yı Antalya'nın Safranbolu'su yapacağız. Bakınız bunu yaptığımız zaman muazzam derecede Elmalı'ya turist akımını sağlayacağız. Müthiş bir proje var bak. İlk defa burada açılıyor. Her köye bir otel, her otele bir köy adı altında bir proje başlatacağız. Buradaki amacımız şu. Antalya'nın sahillerinde yüzlerce otel var.
büyük oteller var. Her otelle bir köyü anlaşma yapacağız. Mesela Karamut köyüyle resort bilmem ne otel, Kemer'deki otelin birini anlaştıracağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir standart belirleyeceğiz. Karamut köyünden 20-30 tane bu işe gönüllü aile bulacağız. Evinin belli bir temizlik düzeyi olması lazım. Evinin önünün düzeyinde belli bir standart olması lazım. Hafta sonları, pansiyon değil abi. Hafta sonu saat 7'de otobüsler çıkacak otelden. Diyelim 3 otobüs, 4 otobüs, 100 kişi, 120 kişi gelecek. 4'erli, 5'erli şekilde bu 20-25 tane ev bize dağıtacağız bu turistleri. 5-6 turist Hüseyin abinin evine. 5-6 turist muhtarımın evine. Böyle dağıtacağız. Onlar oradan gelirken yenge hanım hamuru yoğuracak. Ocağı yakacak. Çay demlenecek. Tavuğun fonduğundan yumurtasını turist kendi gidip alacak. Oturacaklar. Bir köy usulü kahvaltısını yapacak. Ondan sonra ineğin sağlığını görecek. Bahçedeki fidanlara gezecek. Adam buna hasta hasta. Bak siz buna gülüyorsunuz ama elin turisti bunu yapmak için parasını harcamaya geliyor. Bunları biz değerlendirmiyoruz. Ondan sonra bunun ücretini vereceğiz. Oturduğunuz yerde evinizde bir hafta sonu 300 lira 400 lira para kazanma şansı var. Hiçbir şey yok. Yapacağım bir bazlama zaten yengem her gün yapıyor. Tavuk her gün yumurtluyor. Bir kazandı hala. Bitti. Biz aslında buraya çok güzel inekler vermiştik ama o ineklerin kıymetini bilemediniz. Neyse. Karama gelen ineklerin kalitesi bir daha hiç gelmedi biliyor musunuz? İçim acır ona inekler. Biz bu projeyle her hafta sonu cumartesi, pazar, belki hafta içinde de olabilir çünkü turizmin hafta sonu olmaz. Bununla korkmuş bir köylerimizde ekonomik bir canlılığı getireceğiz. Bakın hem kültürü arttıracağız, belki sizin evinize gelip misafir olan bir turist sizi çok sevecek, çocuğunuzun belki İngiltere'de eğitimine katkı sağlayacak. Belki diyoruz. İnsanlar bu şekilde sosyalleşecek. Bunu yapan dünyada İspanya gibi, İtalya gibi ülkelerde bu projeler var. Biz bunları yapacağız. Ondan sonra öğleden sonra da bunları alıp Elmalı'da o tarihi yerlerimizi, doğal güzelliklerimizi gezdirip akşam da bunların zaten onlar bir kere geldi mi kalmak isteyecekler. Bak inanın buna kalmak isteyecekler. Belki zamanla evinize misafir etmeye başlayacaksınız. Buradan ciddi bir kazanç sağlamayı planlıyoruz. Sezon sonunda da o köylülerimizi otel 4 gün 5 gün misafir edecek. Sen bu kadar madem kahramı çektin gel bakalım diyecek. 4-5 günde sen tatil yaptırılacak. Yenge hanımın çocukları alacaksınız 5 yıldız otelde tatil yapacaksınız. Neden? Adı neydi? Her köye bir otel, her otele bir köy. Biz bu projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu işler düşünce işi, ufuk işidir. Bunları yapmak için para lazım değil ha. Bak bunlara para falan lazım değil. Bunlar için sadece iyi bir ekip, iyi bir ekiple iyi bir organizasyon lazım. Biz bunu yapacağız. Bunu yapacağıma da siz inanıyorsunuz zaten. Ben bunu fark ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, biz buraya bir cezaevi yapacaktık. Yaklaşık 200 dönüm araziyi cezaevi yapmak üzere tahsis ettirdik. Ama olmadı. Devlet su işleri müsaade etmedi. Zaten de olacak bir yer değildi orası. 2009 senesinde Mehmet Ali Şahin Adalet Bakanımız Elmalı'ya geldi. Elmalı'ya geldi. Geldi. Çektik, kesiyor şeyi. Gezdaif başkanım onun da. Tamam. Bitiriyoruz zaten programda bitiyor. 2009 yılında Elmalı, aslında mikrofonsuz konuşurum da dışarıda dinleyenler var, o yüzden mikrofonla konuşuyorum. 2009 yılında Mehmet Ali Şahin Elmalı'ya geldiğinde bize bir şey söyledi. 2010 yılında dedi, Elmalı'ya bir cezaevi yapacağız. 1000 kişilik bir cezaevini yapıp 400 tane personel alacağız. Herkes alkışladı, bravo. Olmadı. Niye olmadı biliyor musunuz? Türkiye'de siyasetin gerçeklerini bilmek zorundayız. Bunu eleştirebiliriz. Bunu yanlış olduğunu da söyleyebiliriz. Ama Türkiye'de siyaset gerçeğini de bilmek zorundayız. 2009 seçimlerini kazanamadığımız için aldılar bizim dosyamızı 2015 yılına ertelediler. 2015 yılında inşallah bu cezaevini hep beraber yapacağız Elmalı'yı. 400 tane kadronun 250 tanesi ihtas kadro. Yani yeniden sıfırdan memur alımı. Belki bunların çoğu bizim çocuklarımız olacak. KPSS'ye 70 puan almış bir sürü kardeşimiz var etrafta. İş isteyen yani. Belki de bunlara da büyük bir iş kapısı olacak. 400 tane çalışan demek, 1000 tane mahkum demek, Elmalı'ya ekonomik bir canlılık demektir. İnşallah 2015 yılında bu yatırım programında bekleyen bu yatırımı da yapmak bize nasip olacak. Korkut Ali Elmalı yolunu biraz önce bahsetti. Zor bir yol olduğunu söyledi.
2015 yılında yatırım programını aldırdık, projeleri tamamlandı, bölünmüş yol olarak yaptıracağız. Ama 2015 yılında bunun ihalesi yapılıp, 2016'da bu işin başlaması için arkamızda siyasi irade lazım. Arkamızda siyasi bir güç lazım. Bunun da kararını siz vereceksiniz. Kıymetli hemşehrilerim, Elmalı'mıza çok büyük bir baraj projesi var. Eskihisar köyümüzün arkasına muazzam büyüklükte bir Türkmen Tepe Barajı yaptıracağız. Şu anda projeleri çiziliyor. Bundan bir ay kadar evvel Halit abimle, Halil Öztürk arkadaşımla DSİ Bölge Müdürü'nün yanına gittik. Sayın Bölge Müdürüm, ben köylere gidiyorum, vatandaşla konuşuyorum. Bu Türkmen Tepe Barajı ne zaman yapılacak? Bana net bilgi verin. Bölge Müdürümüzün verdiği cevap şu. Arkamızda siyasi irade olursa, değil mi? Arkamızda siyasi irade olursa bu baraj 2016 yılında temeli atılır dedi. Bakın sevgili hemşehrilerim, arkamızda siyasi irade olursa ne demek? Dışarıda bayağı insan var. Olmuyor mu? Başkanım, olmaz. Bir tamam. İşte dakika, bununla alakası yok. Tamam, mikrofonu. Bunları bir şey yapın, düzeltin de. Kıymetli hemşehrilerim, bu arkamızda siyasi irade olursa lafı şu demek. Maalesef Türkiye'de siyaset gerçeklerini bilmek zorundayız. Siz Ankara'ya bakanlıkların kapısına kaç defa gittiniz bilmiyorum. Ama ben çok biz Ankara'da bakanlıkların kapısında öyle manzaralar gördük ki bekliyorsunuz bir ilçe başkanı olarak bakanla görüşeceksiniz. Bilmem filan yerin büyükşehir belediye bak. Gerek. Yok yok gerek. Tamam. Herkes oraya bakıyor şimdi. Tamam. Bitiriyorum şeyi ondan sonra. Çünkü bu kadar konuştum. İşin şeyi bu. Şu anlatacağım iki dakikalık mevzu işin çorba önünüze gelip üzerine yağ dökerler. İşte yağını döküyoruz şimdi biz. Niye gittin lan? Açıkla lan. Bakın sevgili hemşehrim. Gittiğimiz her yerde biz şunu görüyoruz. Bir belediye başkanı siyasi iradenin en büyük temsilcisidir. Arkanızda bir belediye başkanı yoksa ne kadar ilçe başkanı olursanız olun. Ne kadar iyi bilirseniz bilin. Ne kadar ağzınız laf yaparsa yapsın. Ankara'dan projeleri getirmek çok kolay olmuyor. Biz inşallah Elmalı Belediyesi'nin siyasi gücüyle bu bahsettiğimiz bütün işleri, size söylediğim bütün bu projeleri teker teker yapacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Niye biliyor musunuz? Bir, Ankara'ya gittiğimiz zaman hangi bakanın yanına varırsak varalım, o projemizi izah edecek Allah'a şükür yeteneğimiz var. Oturduktan sonra o projeyi ikna edememe şansımız yok. Bu da yetmiyor. Ankara'ya vardığın zaman seni muhatap alacak insanlar lazım. Sen istediğin kadar konuş. Tatlı bir ilanın deliğinden çıkar desen de Ankara'da çıkarmıyor. İlle orada da bir arkanda adam lazım. Elmalı şu anda tarihinin en şanslı dönemindedir. Neden biliyor musunuz? Antalya'da bir abimiz, partimizin kurucusu, Antalya milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bugün Türkiye'nin en önemli bakanlık koltuğunda. Bununla da kalmıyoruz. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi aslen Elmalı Göreva köyündendir. Bizim hemşerimizdir. Dolayısıyla Nihat Zeybekçi de Elmalılı bir abimizdir. O da Elmalı'yı çok iyi bilir. Antalya Belediye Başkanı olacağına %100 inandığımız Menderes Türel, partimizin genel başkan yardımcısıdır. Başbakanımızın sağ kollarından birisidir. Bugün partimizin başkan vekili, yani Tayyip Erdoğan'ın vekili Mehmet Ali Şahin'dir. O da geçen dönem bizim Antalya milletvekilimizdir. Yakinen tanıdığımız bir büyüğümüzdür. Devletin en önemli 4 tane makamındaki kişi hem şahsen hem de Elmalı olarak bizleri çok iyi bilen insanlardır. Şimdi ben soruyorum size. 100 yılda bir bu şans ancak gelir. Bu şansı beraberce değerlendirelim. Bakın sevgili Karamıklı. Buradan çıktıktan sonra komşularınıza. Bugün buraya çoğu gelmedi. Neye geleceğim ya AK Partililer işte ne yapacağım dediler. Aslında yanlış yaptılar. Keşke gelselerdi dinleselerdi. Ben hep şunu söylüyorum. Bak buraya kim gelirse dinleyin ha. Bizim AK Partililere sesleniyorum. Karamıklı'daki AK Partililer CHP geldiğinde gidin dinleyin. MHP geldiğinde gidin dinleyin, kararınızı ona göre verin. Dinlemek ayıp değildir. Dinleyin, sorgulayın, düşünün, taşının, 30 Mart'ta ona göre tercihinizi yapın. Özellikle CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. MHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Büyüklerime sesleniyorum. Bazıları diyor ki ya altı oku gördün mü dayanamıyorum. Yani bunlar gerçekten bunlar ön yargılı şeyler. Bu memleketin Elmalı'nın geleceğiyle ilgili seçim yapıyoruz. Türkiye'nin seçimi değil bu seçim. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedin diye ölmezsin. Elin de kırılmaz. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Ama
bu memleket belediye seçimlerinde iktidar partili bir belediyeyi getirmezse göreve, bunun zararını sen çekersin. Vatandaş olarak biz çekeriz. Bunun hesabını yapıyoruz. AK Parti'ye kızıyorsan, Tayyip Erdoğan'a kızıyorsan, 2015'te genel seçimlerde oyunu verme. Git nereye verirsen ver, ona saygımız var. Ama bu seçim Elmalı'nın seçimi. Bu seçimin neticesinde Tayyip Erdoğan değişmiyor. O güne başbakan. Çünkü genel seçim değil bu, biliyorsunuz. O yüzden burada bence siyasi ideolojik takıntılarımızı bir kenara bırakacağız. Bak biz ne vaat ediyorum size? Ne dedim? En önemli projemiz Elmalı'da sen ben kavgasını bitireceğiz. Bana oy verdin mi, vermedin mi? AK Partili misin, CHP'li misin? Bunu kaldıracağız. Belediye herkese eşit hizmet sunmakla mükelleftir. Biz bunu yapacağız. Dolayısıyla burada artık AK Parti, MHP, CHP meselesi yok. Bu memleketin önünün açılması meselesi var. Dolayısıyla ben bu seçimde Karamık köyümüzden büyük, coşkulu bir destek bekliyorum. Bakın bunu çok özellikle bekliyorum. Ve Hüseyin abim bilir, muhtarım bilir. Biz samimiyetle yola çıktık. Tabii ki beklentimiz var, siyasetçiyiz. Ben burada 45 oyumu 46'ya çıkardığım zaman tabii ki mutlu olurum. Ama size şunu samimiyetle söylüyorum. Siz destekleseniz de, desteklemeseniz de biz size yardımcı olmakla mükemmeliz. Bizim görevimiz bu. Ama ben şuna inanıyorum. Sizler de samimi insanlarsınız. Karamık köyünün insanı sıcakkanlı ve samimi insanlardır. Ben bütün samimiyetinize bakarak şunu söylüyorum. AK Parti'ye bu dönem muazzam bir destek alacağımıza inanıyorum. Biz ne kadar buradan güçlü destek alırsak başkalarına karşı daha fazla burayı savunma hakkımız olur. Biz eşitiz, tamamız diyeceğiz ama birileri fitne sokacak yine. Olacak bunlar biliyorsunuz. Siyaset. Dolayısıyla biz 30 Mart günü burada başta Karamık köyümüzün geleceği için, sizin ailelerinizin huzuru için, ikinci Elmalı'nın geleceği için bence burada siyasi takıntılarımızı bir kenara bırakalım. Hep beraber Elmalı'yla Antalya'yı ve Ankara'yı birleştirelim diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bu gerçekten çok önemli bir seçim. Bu seçimin neticesi Elmalı'nın var olmak ya da yok olma mücadelesidir. Neden mi? Bugün Elmalı Belediyesi'nin içinde bulunduğu durum tarihin en kötü durumudur. Şu anda 28 trilyon liralık bir borç altında. Elmalı Belediye araçlarına mazot konamaz bir halde. Geçenlerde bir cenaze arabası lazım oluyor Ayvasık köyünde. Cenaze arabasının mazotu yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kamyona hortumu sallıyorlar, kamyonun şeyine, deposuna. Üfürerek oradan mazot çekiyorlar. Cenaze arabasına 1-2 litre mazot koyup cenazeyi götürüyorlar. Bakın bu utanılacak bir durumdur. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Böyle bir belediyeyle karşı karşıyayız. Niye bu hale gelmiştir biliyor musunuz? Yanlış yönetmeden dolayı bu hale gelmiştir. Oy alacağım diye sen her gün 100 kamyon çakılı dağıtmaya kalkarsan 100 kamyon çakılın maliyeti 40 milyar liradır. Her gün 40 milyar parayı çarçur edersen ayda 1 trilyon para yapar. Hatta geçer 1 trilyon 200 milyar yapar. Sen bunu 7-8 ay boyunca yaptın ne olur? 10 trilyon lira parayı sen oy almak için çarçur ediyorsun. Peki ne oldu? Netice ne oldu? Ne kazandın? Elmalı'yı içinden çıkılmaz bir borç batağına batır. Sattın bu kadar dükkan. Bütün gayrimenkuller satıldı. 64 tane daire satıldı. 16 tane arsa satıldı. Borçlar yine 28 trilyona yükseldi. Dolayısıyla sevgili hemşehriler, burada samimiyetle söylüyorum. Bu seçim sizin seçiminizdir. Bizler siyasetçi olarak, AK Partililer olarak bu seçimi, inanın samimiyetle söylüyorum, sizin geleceğinizin çok önemli bir tercih olarak görüyoruz. Devam mı? Dolayısıyla bu seçimin sadece bir belediye başkanlığı seçim olarak algılamayın. Bu memleketin geleceği için vereceğiniz çok önemli karar olduğunu düşünün. İyi düşünün, tartın. Ondan sonra bu işi en iyi kim yapacaksa ona göre. Bak iyi bakın bana. Altıntaş'a da iyi bakın. Mehmet Tufan'a da iyi bakın. Bu belediyeyi en iyi kim yönetecekse onlara. Ben eğer beni gözünüz tutmadıysa tamam eyvallah. Gidin onlara verin. Başka bir ama, ekibine de baktı. Ama ne? Ekibine de baktı. Ekibine. Tabii. Ekip de çok önemli. Evet. Yarın meclis üyeleri bizi açıklayacağız. Tek tek sizin huzurunuza geleceğiz. Belediye başkanı ekibi çok önemli. Sadece başkanın kendisi değil. Yanında bulunduğu insanlar kimlerdir? Memlekette itibarı olan, dürüst, düzgün insanlar mıdır? Yoksa farklı farklı işler olan çevrenler midir? Bunlara iyi bakın. Tercihinizi buna göre karar verin. Kıymetli hemşehrilerim, bir saattir siz beni dinliyorsunuz.
yorulduğunuz farkındayım. Bunu niye anlatıyorum? Niye gırtlak patlatıyoruz? Bizim tek bir derdimiz var. Şu memlekete elimizde bu kadar imkan varken güzel hizmetler getirelim. Şu memleketin önünü açalım. Şu memlekette elmalıyım diyerek dediğimizde gıpta ile diyelim. Antalya'dan bakıldığı zaman sürgün memleket olarak görülmesin. Bir devlet memuru Elmalı'ya gelirken ağlayarak geliyor. Sürgün oldum diye. 2 sene çalışıyor, gitmek istemiyor. Seviyor çünkü burası çok güzel bir yer. Bu memleketimizi gerçekten hak ettiği yere getirelim diyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.